İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir gündemin getirdikleri programıyla yine ekranlarınıza konuk oluyoruz. İçerisinde bulunduğumuz dönem siyasi dönem ve siyasi döneme bağlı olarak siyasi partilerin seçime dönük çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını en yaygın sürdüren partilerden birisi de AK Parti. AK Parti'nin de milletvekili adayları önce temayül yoklamasına girdi. Arkasından Ankara'da mülakatlara çağrıldı ve devam ediyor. Tabii saha çalışması seçmene, halka yönelik devam eden ve saha çalışması olarak adlandırılan çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda Mersin kamuoyunun hiç de yabancı olmadığı bir ismi, AK Parti Mersin Milletvekili adayı bir ismi de sizlerle buluşturuyoruz ve sizlerle bize ayrılan süre içerisinde sayın konuğumuz olan AK Parti Mersin Milletvekili adayı Sayın Cafer Uzunkaya ile söyleşi yapacağız ve sizleri belki bugüne kadar çok aktaramadığımız bazı konuları, biraz da nostalji olacak Mersin'in dünüyle, bugünüyle ve ileriye de dönük ışık tutacak bazı konuları da sizlere aktarma imkanımız da olacak. Hoş geldiniz diyoruz Sayın Uzunkaya. Çok teşekkür ediyorum Nebahat Hanım. Umut ederim ki bizleri Kanal 2000 ekranlarında dinleme durumunda, izleme durumunda olan değerli hemşehrilerimize faydalı bir program izletme imkanı buluruz. Ve bu vesileyle de bize bu imkanı tekrar aziz dostlarımızla, hemşehrilerimizle olabilme imkanı tanıdığınız için şükranlarımı arz etmek isterim. Estağfurullah, biz de bilmukabele aynı düşüncelerdeyiz. Hayırlı olsun diyoruz, başarılar diliyoruz. Allah utandırmasın çıktığınız yolda. Başarılar nasip etsin. Evet sevgili izleyiciler, şöyle bir hafızaları yoklamak isteriz. Geçmiş dönemlerden günümüze 1999'lu yıllardan bir hafıza yoklaması olacak. Sayın Cafer Uzunkaya İl Kültür Müdürlüğü yaptı geçmiş dönemde. Bir dönem Saadet Partisi'nin il başkanlığı görevini yaptı. Siyasette, yerel siyasette de göreve talip oldu. Ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da çalışmalarda bulundu. Geçmiş dönemden günümüze değişik görevlerde bulundu kendisi. Kendisine soracağız, kısa da olsa anlatacak. Ancak şimdi AK Parti Mersin Milletvekili adayı olarak çalışmalara başladı. Evet tekrar başarılar diliyoruz ama Uzunkaya'yı, Sayın Uzunkaya'yı kısaca sizden dinleyecek olursak. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Mersin kamuoyunun, halkımızın, sivil toplumumuzun, siyaset camiasının çok da dışında olmayan bir isim Cafer Uzunkaya. 1990'ların başında Mersin'de öğretmen olarak göreve başladı. İmam Hatip Lisesi'nde, Gazi Lisesi'nde öğretmenlikte bulundu. Yine bu yıllarda, 90'lı yıllarda Mersin'de yerel televizyonların, bölgesel televizyonların yayın hayatına başladığı dönemde burada önemli hizmetler, zorluklar altında yürüten bir televizyonun genel yayın yönetmenliğini radyo ve televizyonun yaptı. O dönemde gerek Kanal 2000'de gerekse diğer medya kuruluşlarıyla, yayıncı kuruluşlarla çok zorlu günleri birlikte gerçekleştirdik. Açtık, evet. Mücadele verdik. Hatta ortak birlikte yayınlarımız oldu. Ülke meseleleriyle ilgili. Evet. İnsanlık meseleleriyle ilgili. Çok güzel birlikteliklerimiz ve çalışmalarımız oldu. Sizin de az önce hatırlattığınız gibi Refah Yolu iktidarı döneminde Mersin İl Kültür Müdürlüğü görevini yürüttük. Burada da Mersin'in kültür hayatına başka bir zaviyeden kültür merkezlerinin halkımıza daha ziyadesiyle açık hale gelmesi ve toplumumuzun geçmişiyle ilgili bağlarını hatırlatma adına olabildiğince aktivitelere, kültür merkezlerimizde yer vermeye çalıştık. Yoğun etkinlikler, evet, az önce hatırlattığınız programın başlamadan önce de eksik olmayın hatırlattınız. Yine bu yıllarda yine hatırlanacağı üzere ülkemizin zor bir dönemden geçiyordu. 28 Şubat dediğimiz artık tüm kesimlerinin bir postmodern darbe olduğunu itiraf etmek durumunda olduğu, hatta o günün siyaset yapanlarının onca dayatmaya kabullenerek yola devam etmek durumunda olduğu,
Ve ben bu stüdyoda, Kanal 2000'in stüdyolarında o zaman il başkanı olarak diğer siyasi partilerimizin il başkanlarıyla yaptığımız açık oturumda, arşivinizde mutlaka o kayıtlarda vardır. Millete rağmen siyaset yapılmaz. Ve o zamanın bir genel başkanı öyle diyordu. 8 yıllık kesintisiz eğitimi mutlaka gerçekleştireceğiz. Siyasi hayatımıza da mal olsa. Siyasetçi güzel yaptığı bir icraatından dolayı niçin siyasi hayatında mal olmaktan bahsetsin ki? Demek ki millete rağmen dayatmalarla bu kararı almışlardı. Ve 28 Şubat 1000 yıl sürmedi ama bu tespitleri doğruydu. Millete rağmen alınan kararın neticesinde o kararı alan siyasi partilerin hiçbiri bugün siyaset sahnesinde yok. Yani biz Mersin'in o günlerinde de, o zor günlerinde de siyasette vardık, ekranlarda vardık. Yine sizin az önce ifade ettiğiniz gibi 99 mahalli idare seçimlerinde büyükşehir adayı olarak halkımızın huzurundaydık. Tabii mahalli basınımız çok gayretle büyükşehir belediye başkan aday adaylarını canlı yayında bu ekranlarda toplamayı çok arzu etti ama sadece onu başaramayan mahalli basınımız, bölgesel yayın yapan televizyonlarımız değil, ulusal basınımız da maalesef aday adaylarını bir araya getiremediler. Kimisi kalpten rahatsız olduğunu, canlı yayına dayanamayacağını ifade etti. Kimisi halkın huzurunda, toplum huzurunda konuşma cesaretlerinin olmadığını ifade etti. Biz de o günkü şartlarda dedik ki kalbi ekranlara dayanamayanlar bu millete hizmeti nasıl gerçekleştirdiler? Hülasa öyle bir dönemden geçtik. 99'da büyükşehir adaylığımız, 2002'de AK Parti'nin kuruluş aşamasında yine buradaydık ve milletvekili aday adaylığımız söz konusuydu. Bu yıllarda Mersin'den bedenen kopmuş olsak da ruhen kopmadık. Çünkü önemli bir çalışmayı, önemli bir belediyecilik hizmetlerinde bulunmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü'nde, Türkiye'nin değil dünyanın en büyük yatırımcı kuruluşu, Basın Yayın Hakla İlişkiler Eğitim Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunduk. Ve neticede de ciddi anlamda Türkiye'nin çözülmez denilen, hatta dünyanın en hassas çalışmayı yapan mühendislerinden, teknik elemanlarından oluşan ekibi Haliç'in üzeri kapatılsın da ancak kokusundan kurtulalım derken suların akmadığı, çöp dağlarının olduğu o şehirde neticede kıyılarında artık yüzülebilen, mavi bayrak kriterlerinde deniz suyuna erişilen, musluklarından içilebilir Avrupa Birliği kriterlerinde su İstanbulluya yılın 365 günü 24 saati su temin eden bu devasa muhteşem kuruluşumuzda hizmet yapma imkanı bulduk. Geçen yıl itibariyle de İŞKUR Genel Müdürlüğü, malumlarınız olduğu üzere İŞKUR Türkiye'nin ve insanlığın adeta her dönemde en büyük meselesi olan istihdam ve iş gücüyle alakalı iş gücü piyasası araştırmalarını yapan, istihdama dair politikaları üreten ve uygulayıcısı olan, evet, bu projelerin de uygulayıcısı olan bir kurumda genel müdür yardımcısı olarak Ankara'da göreve başladık. Şunu ifade etmeliyim, daha 2000'li yılların başında yılda 10 binlerle insanın iş gücüne katılımını teminde zorluk çeken bir iş kurdan sadece Mersin'de bir yıl içerisinde 15 bin insanımıza iş temin eden bir iş kur haline ve Türkiye'de de 700 bin insanımızın geçen yıl itibariyle iş bulmasını temin eden ve elbette çok önemlisi bu insanları vasıflı hale getiren. Çünkü bir tarafta umarım ki ileriki programlarımızda özellikle iş gücü, istihdam, işsizlik konusunu ayrıca ele alırız. Ama netice itibariyle bir tarafta iş bulamadığından yakınan bir kesim var. Ama öte yandan da iş verenlerimiz aradığı vasıflarda elemanı bulmakta zorluk çektiğini ifade ediyor. İş kur olarak da bütün bu vasıflı elemanları temin eden bir kurumda genel müdür yardımcısı idik ki Mersinli dostlarımız, teşkilat mensuplarımız, sivil toplumumuz, hatta basından değerli arkadaşlarımız 100 civarında arkadaşımızla istişare etmek, görüşmek suretiyle burada emeğiniz, karşılığınız var. Neticede yaşta belli bir kemale erdi. Birlikte çalışmanın, koşmanın ve koşturmanın bu şehre katkısı olabileceğini, gerek bürokrasideki bu birikimin, geçmişteki siyaset birikiminin, toplumdaki karşılığımızın var olduğu ifadeleriyle neticede istifaya karar verdik. 10 Şubat itibariyle istifa ettik ve hiç kopmadığımız Mersin'e
Umut ederiz ki çok daha yoğun hizmetleri yapmak üzere dahil olmuş olduk istifamızı ettiğinde. Çünkü biz bu süreçte de seçim dönemleri, başka dönemlerde gerektiğinde 15 günde 3 defa geldiğimiz dönemler oldu. Ayda bir geldiğimiz dönemler oldu. Mersin'den hep olmaya çalıştık. Umut ederiz ki bu aday adaylığımızda Mersin'imiz açısından anlam ifade eder. Yine bizi izlemekte olan izleyicilerimiz çok iyi hatırlayacaklar. Hatırlayanlar mutlaka vardır. O gün de onu söylüyorduk. Adayların kaybetmesi ve kazanması çok önemli değil. Bir aday kaybederse bir aday kaybeder. Ama biz yanlış tercihler yaparsak koskoca yılları ve şehri kaybettirmiş oluruz. Bir belediyeci olarak, bir siyasetçi olarak keşke o dediğimiz doğru çıkmasaydı da kaybeden yalnızca biz olsaydı, bu muhteşem ve mükemmel şehrimiz kaybetmemiş olsaydı. Ama dostlarla konuştuğumuzda ve bizim de gördüğümüz odur ki Mersin'de kaybedilen, özellikle belediyecilik adına kaybedilen yıllarımız var. Umut ederiz ki o kaybedilen yıllarda telafi etmek için her birimiz daha ciddi sorumluluklar üstlenmiş oluruz. Evet, adaylık süreci ayrı bir süreç ama adaylık süreci de sizin de ifade ettiğiniz gibi aday olsa da adayı da olsa kaybeden kişi oluyor ama kaybeden bir bütün olarak ele alınan siyasi mücadele olmamalı, evet, emek verenler kesinlikle olmamalı. Bu anlamda adayların çok büyük bir görev üstlendiği düşüncesindeyim ben. Partileri adına ciddi bir propagandayı, çok köklü, geniş çaplı bir çalışmayı sürdürüyorlar. Evet. Geniş saha çalışmasıyla. Siz de yine bu adaylık sürecinde siyasi birikiminizle ve tabii ki kariyer birikiminizle birleştirerek bir çalışma sürdürüyorsunuz. Şu anki adaylığı çalışma süreci hakkında neler söylersiniz? Evet, sizler de yakinen takip ettiğiniz ve ifade ettiğiniz gibi AK Parti'miz adaylarını belirlemede teşkilatlarımızın görüşlerini, bakış açılarını, adaylarla ilgili kanaatlerini ifade etmeleri anlamında bir temayül yoklaması gerçekleştiriyor. Malum 10 Şubat'ta adaylık müracaatları başladı, 20 Şubat'ta bitti ve 1 Mart itibariyle de biz temayül yoklamasını gerçekleştirdik. İl başkanlığımıza, ilçe başkanlıklarımıza, kadın kolları, gençlik kolları ve tüm ilgili yöneticilerimize, tüm adaylarımızın sonsuz şükranlarına bu süreçte şahit olduk. 112 tane, her biri birbirinden gerçekten değerli, kıymetli, evet, iyi niyetli. Türkiye, ülkeye, bu Mersin'e olan sevdaları, aşkları ve bu güzel şehre bizim de bir katkımız olsun. Neticede bir iktidar partisinin tekrar iktidar olacağında endişe edilmeyen bir parti içerisinde bizim de bu birikimlerimden, sizden istifade edilsin diye yola çıktılar. Yapılması gereken teşkilatlarımızın bu arkadaşlarımızı kendilerini ifade edebilecekleri imkanları tanımaktı ve bu imkanı tanıdılar. Her bir arkadaşımız kendisini ifade etti. Teşkilatlarımız günlerce, saatlerce tüm aday adaylarını sabırla dinlediler ki en isabetli, en faydalı olacaklarına inandıkları aday adaylarıyla alakalı düşüncelerini, reylerini ifade edebilsinler diye. Çünkü neticede teşkilata rağmen siyasetin, teşkilatlara rağmen siyasetin, millete rağmen siyasetin olmayacağını AK Parti zaten 13 yıllık siyasi hayatında ısrarla üzerinde duran bir partidir. Neticede lideri için daha bundan 15 yıl önce muhtar dahi olamaz denirken biz dedik ki, biz biliyorduk ki millet bir şeye kararı vermeden, milletsiz verilen kararlar geri dönmeye mahkumdur ve mecburdur. Ve neticede biz teşkilatı AK Parti olarak milletle ve teşkilatlarımızla yapacağımızı inandığımızdan dolayıdır ki teşkilatlarımızın bakış açısı bizim için önemliydi. Aday olarak Cafer Uzunkaya için de önemliydi. Ben açıkça bu süreçte dostlar, sizin burada karşılığınız var ama Ankara çok önemlidir dendiği ortamda bile ısrarla şunu söyledim. Milletvekili olmak başlı başına çok anlam ifade etmiyor. Ama siz bu şehirde hizmet üretecekseniz şehirde ve teşkilatlarda karşılığınızın olması lazım dedim. Temayül yoklamasının yapıldığı pazar gününün bir öncesinde cumartesi akşamı canlı yayında tüm teşkilatların ve ülkenin dinlediği bir ortamda şunu söyledim. Elbette siyasi partilerin kontenjan adaylarının olması doğaldır ve bir takım birikimi olan, teknik yönü olan, bürokraside olan, akademisyen olan insanlarla ilgili böyle takdirleri kullanılabilir. Ama ben bu yerel siyasetinde ve bu şehrin bir çeyrek asrında şu veya bu oranda olan bir insan olarak benim teşkilatlarda karşılığım yoksa ben bu şehre hizmet üretemem ve teşkilatlarda karşılığım yoksa
beni teklif edilecek adaylığı dahi kabul etmem dedin. Bu bir riskti siyaset adına. Evet. Ama teşkilatlarımız bunu asla bir risk olarak veya birileri bunu manipüle etmeye kimse yeltenmedi. Ve biz o 20 günlük süreçte teşkilatlarımızı dolaştık. Hasbihal olduk. Zaten söylediğimiz şuydu. Vekil olmak takdir ve nasip olayıdır. Biz teşkilatlarımıza gideriz, eski dostlarla görüşürüz, sohbet ederiz, onlarla sarmaş dolaş oluruz, yeni dostlar tanırız. Teşkilatlarımıza belli bir heyecan veririz bildiğimiz ve birikimimiz kadarıyla. Kim aday olursa o arkadaşlarımıza da tebrik eder, birikimimizi, yardımımızı hepsini kendilerine ifade etmiş oluruz. Zaman zaman karşımıza çıkıyor. Sayın Uzunkaya 112 tane aday adayı var. Yarın bunların bir kısmı aday olmayacak. Bu sonra partinin aleyhine olmayacak mı? Siz işte rakiplersiniz gibi ifadeler kullanıldığında biz ve adaylarımız adeta bunu gülerek geçiştiriyoruz. Dün il başkanlığımızın tertiplediği bir yemek vardı. Orada basından olan arkadaşlarımız da dediler ki ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Neticede siz rakiplersiniz aslında bakıldığında ama herkes birbirini hoş bir şekilde karşılıyor, kucaklıyor, tebrik ediyor, başarı diliyor. Evet biz şunu söyledik, biz rakipler değiliz, refikleriz. Yani birbirimizin arkadaşlarıyız, dostlarıyız. Türkiye 7 Haziran'da çok önemli bir seçime giriyor, tarihinin en önemli seçimine giriyor. Arkadaşlar olarak biz biliyoruz ki 112 aday adayımız var ama sadece 11 arkadaşımız aday olacak ve neticede de bir bu demokratik yarış Mersinliler, Mersinli hemşehrilerimiz hangi partiye ne kadar oy takdir ederse onun gereği de biz AK Parti olarak bu milletvekillerinden istifade etmiş olacağız. Yani peşinen girdiğimiz, peşinen neticesinin ne olduğumuz bildiğimiz böyle bir hizmet yarışında aday olamadık diye AK Parti'ye ve bu ülkeye sevdalıları, Mersin'in sevdalıları bir alınganlık göstermez. Tüm birikimleriyle, güçleriyle adaylarımız için, adaylarımızla birlikte alanlara inerler ve çalışırlar dedik. Ama bizim açımızdan önemliydi. Evet, teşkilatlarımızda karşılığımızın olması önemliydi. Bunun gayreti içerisinde oldu. İkinci bir aşaması, genel merkezimizde temayüllerden sonra genel merkezimiz, tüm aday adaylarımızı genel merkezimize çağırmak suretiyle genel başkan yardımcımızın ve MKYK üyelerimizin, vekillerimizden oluşan bir komisyonda adaylarımızı görmeye, vizyonlarını görmeye, şehir adına ne düşündüklerini görmeye, siyaseti nasıl algıladığımıza dair bakış açımızı görmek üzere bütün aday adayı arkadaşlarımızı dinlediler. Bu da önemli bir aşamaydı. Mülakat süreci olarak. Evet. Çünkü neticede 25. dönem parlamentosunu çok büyük görevler bekliyor. Yeni bir anayasa çalışması bekliyor. AK Parti'nin 400 milletvekille parlamento iddiası var. Neticede bu millete 100 yıldır adeta bir sivil anayasa yapabilme imkanı bulamadık. Hala 80 ihtilalinin ürünü olan bir anayasayla bu millet idare edilmeye, yönetilmeye çalışıyor. Bu millet özgürlüklerden yana, bu millet birlik ve beraberlikten yana, bu millet korkularını yenen bir millet. Ama millete hala korkularla, endişelerle kendi anayasasını yaparsa şu olur, bu olur derdine kapılıyor insanlar. Millet her şeyin en güzelliğini, inanın siyasetçisinden de daha iyi, herkesten daha iyi görendir. Millet bunları görmemiş olsaydı seçime 3 ay kala gerçekleştiren 17-25 Aralık operasyonunu yapanlara prim verirdi. Onlara da prim vermedi, darbecilere de prim vermedi, vesayetçilere de prim vermedi. Onun için genel merkezimiz bu yeni oluşacak meclise Mersin'den gelecek olan adaylarımızın elbette ki birikimlerine, anayasa çalışmalarına, çözüm süreci gibi Türkiye'nin olmazsa olmazlarından bir süreci yaşıyoruz. Bir medeniyet inşası projemiz var. Bir yeni Türkiye'den bahsediyoruz. Ne demek yeni Türkiye? Tartışmaların, kavgaların, ötekileştirmelerin bir tarafa bırakılıp sadece ve sadece hizmete odaklandığımız bir Türkiye oluşması gerekiyor. Yani vekillerimizin bu anlamda vekil adaylarımızı görmeye ve tanımaya çalıştılar. Bu çok önemli bir aşamaydı. Ama yine çok önemli aşamalardan biri şudur. Partiler adaylarını tespit ederken bu adayların toplumdaki karşılığı da çok önemli. Onun içindir ki genel merkezimiz uzun süreden beri kamuoyu araştırması yapıyor. Şu anda muhtemeldir ki sahada kamuoyu araştırmaları yapıyor. Ve yine sivil toplum örgütlerinden, belki medyadan, belki meslek odalarından, odalardan toplumun diğer değişik kesimlerinin bu aday adayları içerisinde kimlerle beraber AK Parti yarışa girerse daha başarılı olur dair görüşlerini almak suretiyle
neticede kamuoyu araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bu süreç 7 Nisan'a kadar devam edecek. 7 Nisan saat 17'ye kadar söylenecek olan tüm projeler, tüm aday adaylarına dair tahminler ve yorumlar elbette sadece tahminden öteye gitmeyecektir. Böyle bir süreci yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu süreçten kazanan ülkemiz olacaktır, Mersin'imiz olacaktır, insanlık olacaktır. Çünkü biz bu seçimi bu coğrafyanın, yani Türkiye'nin, bu toplumun bugüne kadar gerçekleştirdiği en önemli seçim olduğunu iddia ediyoruz. Ben tabii Nebahat Hanım'ın adeta mırıldandığını hissediyorum. Her seçim öncesi de AK Parti böyle söylüyor. Hep bu seçim önemli. Doğru, gerçekten önemli. İşte 30 Mart seçimlerini yaşadık. Önemli bir seçimdi. Çünkü bu kadar entrikanın, bu kadar kumpasların altından çıkılıp çıkılamayacak mı diye endişesi vardı. İşte bir 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimini rastladık. Hayatta bir araya gelmeleri mümkün olmayan, düşünülmeyen, tahayyül edilemeyen 15 parti bir araya geldi. Milletle bir araya gelmeyince bu işler olmuyor. 15 kişi, 15 kafadarın bir araya gelmesiyle olmuyor. Milletle bir araya gelinecek. Onun için bu seçim ama yeni bir anayasa, yeni bir sistem, yani başkanlık sistemi. Bunlar elbette önümüzdeki günlerde tartışacağız. Mersin halkının da aslında bu sistemi ne kadar özlediğini hep birlikte görmüş olacağız. Evet, Mersin açısından da önemli. AK Parti iktidar partisi, üst üste iktidar oldu. Ama iktidar olamadığı kentlerden birisi de Mersin'di. Mersin açısından değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Bu oran AK Parti'nin Mersin'de benimsenmesiyle birlikte ortaya çıkacak oran milletvekili sayısını da etkileyecek. O nedenle Sayın Uzunkaya neler söyler bu noktada? Tabii biz insan olarak peşinen şunu biliriz. Kabul de etmeliyiz. Aslında bir yerde sıkıntı var ise olgun insana düşen... Sıkıntı olarak mı değerlendirmeliyiz? Şöyle, bir insan olarak, yani bir problem yaşıyorsak, hatta bir arkadaşımızla bir sıkıntı yaşıyorsak, bir komşumuzla bir sıkıntı yaşıyorsak, ilişkiler açısından da böyledir. Bir diyalog problemi de varsa velev ki, olgun bir insana düşen burada öncelikle ben nerede hata yaptığımın buna cevap aramak. Kendisine öz eleştiri yapması gerekir. Neticede biz bir siyasi parti olarak Türkiye'nin adeta tartışmasız her seçimde oylarını artırarak iktidarını devam ettiren bir partisi olarak sizin dediğiniz bu soruyu veya çelişkiyi elbette kendi içimizde değerlendirmek durumundayız. Yani Türkiye'de %50'lerde bir oyu olan AK Parti, Mersin'de %30'larda olan bir AK Parti. Şunu ifade etmeliyiz. Yani her geçen seçim aslında AK Parti, Mersin'de de oylarını artıran bir parti. Genel seçimlerde evet, yerel seçimlerde biraz tartışılıyor. Yoksa genel seçimlerde çıkan milletvekili oranına bakarsanız. Tabii son yerel milletvekilliği seçimlerinde birinci parti olarak Mersin'imizden de çıkan bir parti. Ama bizim açımızdan birinci parti olmak Mersin açısından kabul edilebilir bir durum değil. Aslında Mersinliler açısından da kabul edilebilir değil bir durum değil. Burada şunu ifade etmeliyim. Yani biz AK Parti olarak gerçekten bilimsel verileri, araştırmaları çok ciddiye alan, işte Cumhurbaşkanımız, eski genel başkanımız ısrarla bütün çalışmalarını bu tür verilere dayandırarak gerçekleştiren ve bu gelenek aralıksız devam ediyor. Bu metodolojiyi devam ettiriyoruz. Bir aday adayı olarak da ben bu süreçte Mersin'le ilgili teşkilatlarımız bu süreci okumaya çalıştığı gibi ben de kendi zaviyemden okumaya çalışıp bu çalışmayı yapan teşkilatlarımıza bir katkısı olsun anlamında yaptığımız değerlendirmelerde gördük ki yeni veriler 3750 hane halkı üzerinde yapılan ve %98 güven aralığıyla yapılan bu araştırma verileri gösteriyor ki Mersin AK Parti açısından olabildikçe münbit ve verimli bir alandır. Yani Mersin halkının, Mersinlilerin %66.1'i ben AK Parti'ye uyumu veririm, vermek istiyorum adeta diyor. Ama biz bu %66.1'lik kesimin %30'unun oyunu ancak alabilmişiz. Umut ediyorum ki her dönemin bir patlama dönemi, kabullenme, anlatabilme, ifade edebilme, müzakere edebilme, nerede sıkıntılar varsa onu görebilme dönemidir. Bu veriler gösteriyor ki aslında biz inşallah bu seçimde, yani Türkiye'nin 400 milletvekiliyle anayasa değişikliğini gerçekleştireceğine inandığımız bu seçimde AK Parti olarak en büyük oy patlamasını ve sıçramasını Mersin'de gerçekleştireceğiz. Bu %30'luk oran Mersin'in kabul ettiği bir oran değil. %40'ları bu seçimde mutlaka aşmalıyız. Ve neticede sadece iktidar olup
Büyük Millet Meclisi'ne güçlü bir milletvekiliyle gitmeyi değil, burada mahalli idareler hizmetlerini yürüten ve AK Parti belediyeciliğiyle tanışmadığından dolayı mahalli idarelerde gerekli hizmeti alamayan Mersinliler bu 3,5 senelik kalan dönemde belediyelerin artık gece gündüz hummalı hizmet üretmeye mecbur kalacak. Yani belediyeler şunu anlayacaklar, ideolojiyle, kavgayla, kavgacı bir üslupla, ayrıştırmayla, kendi meclis üyelerini, belediyenin meclis üyelerini dahi dinlemeden yola devam etmenin mümkün olmayacağını, kendi partilerini halkı dinlemeden alınacak kararların Mersin'i bir yerlere taşımayacağı, biz görüyor ve biliyoruz ki Mersin halkı birlikten ve beraberlikten yana olan bir halktır. Mersin Türkiye'dir. Mersin hakikaten Türkiye'nin çok önemli bir numunesidir. Yani Türkiye'nin hem numunesi hem İstanbul'a oranla tüm İstanbul'un bir benzeri ama çok daha dar bir alanda birlikte yaşamayı başaran bir şey. Bu ülkede hangi ırka, hangi mezhebe, hangi inançsal yapıya dair insan varsa hepsi Mersin'de. Ama her biri bizim komşularımız ve dostlarımız olarak da asla birbirimizden ayrı olamayacağımız, yaşayamayacağımız, adeta her gün seslerini duymadan akşamı veya uykuya dalamayacağımız kadar birlikte yaşadığımız insanlar. Birileri kalkıp bu kadar bir ve beraber olmuş insanların adeta birbirlerine düşmanmış gibi, birbirleri için potansiyel tehlikeymiş gibi gösterip buradan oy devşirme dönemini geride bırakmak zorundadır. Evet, her bir partinin gerçekten vefakar seçmenleri vardır. Ama bu vefakar seçmenlere güvenerek siyaset yapmayı partiler bırakmalıdır. Burada ifade etmeliyim, bu vefakar seçmenler içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de önemli bir yeri vardır. Düşünebiliyor musunuz bir partiyi, bir seçmen kitlesini, iktidar olma iddiası olmayan, ihtimali olmayan, buna dair hiçbir proje üretmeyen bir partiye Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni her seçimde %25-%30'luk oy veriyor. Müthiş bir vefa örneğidir bu. Yani iktidar olmayacağını, olmak istemediğini bildikleri bir partiye bunu veriyor. Bu desteği hala veriyorlar. Geçen bir televizyon programında, siz tabi hassas davrandınız, arkadaşımız öyle başladı. Efendim tüm partiler alanda, AK Parti de alanda, dostumuz tabi iyi niyetle, tabi uslubunun da gereği. Efendim muhalefette iktidar, dedim ki muhalefetin iktidar olmak diye bir derdi, bir iddiası varmış, duydunuz mu? Ana muhalefetin liderinden biz de iktidar olacağıza dair bir ifade. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni o kadar vefakar ki o %25'lik oy kitlesi içerisindeki iktidara talip olup bunun kavgasını veren insanları seçmeyi de kabulleniyor. Yani hizmeti esas alıp oyunu tercih edecek olsa, vefalı Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı davranmayacak olsa bu oyu alması mümkün değil. Ya iktidar olma, ülkeyi yönetme diye bir derdi olmayan bir partiye bu seçmen oy veriyor. Bunların hakikaten teşekkür etmeleri lazım. Efendim işte biz çok özgürlüklerin partisiyiz, kavgalar tartışmalarımız olur. Neyin kavgasını veriyorsunuz? Ülkeyi daha iyi yöneteceğinizin kavgasını mı veriyorsunuz? Türkiye'nin, devletin, milletin en önemli meselelerinden birinin tartışıldığı bir programda ana muhalefetin lideri Kürt meselesiyle ilgili çözümünüz nedir? Vallahi notlarımı yanıma getirmedim, getirseydim anlatırdım, çok çözümümüz var. Ya bir ana muhalefetin lideri AK Parti'nin çözüme dair projelerimiz değil yaptığına dairleri biz alt alta sıralamaya kalksak bir program yetmez, bir ana muhalefet lideri bir tane özellik sayamıyor. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Bizim seçmenimiz vefakar aslında. Ha, biz ayrıştırmayı bir tarafa bırakacağız. Seçmenimiz artık hizmet istiyor. Hizmet odaklı yaklaşım istiyor. Bakın aslında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana kırmızı çizgiler diye Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği çizgiler tam Mersin halkının önemsediği ve benimsediği çizgilerdi. Etnik milliyetçiliğe hayır, bölgesel milliyetçiliğe hayır, dinsel milliyetçiliğe hayır. Yani insanların dinlerine,
insanların dillerine, insanların renklerine, insanların mezheplerine, insanların kültürlerine, örf ve adetlerine bizi müdahale etme diye bir gayretimiz, çabamız ve bunu sanki bir üstünlük vasfı olarak sıralamaktan büyük yanlışlık olmaz. Onun için inanıyorum ki siyasetin dilini hizmete ve halkla birlikte olmaya, onları dinlemeye, onlara dokunmaya, onlarla birlikte kararlar almaya, Mersin'de siyasete soyunanlar iyice benimsemeleri gerekir. Evet, bu noktada siyasete soyunan ve göreve talip olan sayı ve orana bakacak olursak, AK Parti'de de hayli yüksek, 112, 110 üzerinde 112, evet. Renkli bir oran var. Her biri kendi alanında başarılı bilgi, birikim sahibi isimler. Böyle bir rekabete giriyorsunuz. Rekabet sonucunda 11, ilk 10 sıra çıkacak ve diğer 112 kişi de belki aynı umutlarla mücadele verirken sıra dışı kalacak. Bu kapsamda siz görev talip eden kesim tarafından olarak neler söylersiniz, görev verilirse de verilmese de? Diğer taraftan da bir siyasi birikim geçmişten günümüze kadar siyasi mücadele ve siyasi çalışmalar içerisinde yer alan bir gözlemci olarak bu 112 kişinin siyasette devamı ya da değişik kadrolarda değerlendirilmesi gerekir mi? Neler olabilir? Nasıl yorumlarsınız Sayın Uzunkaya? Evet, teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şunu ifade etmeliyiz. 77 milyon ülke evladımızın hiçbirinin göz ardı edilmesi söz konusu olamaz. Her biri ayrı bir değerdir ve gerçekten herkesi yaradan aynı güçtür. Aynı kainatı, aynı şartlarda gönderilen ve her birimiz emeklerimiz karşılığında, birikimlerimiz karşılığında farklı takdirler, farklı kabuller görsek de neticede bir insan, bir kainattır. Bunu kabul etmeliyiz. Bu noktadan değerlendirdiğimizde 112 aday adayımız, bu sayılar çok daha da fazla olabilirdi. Yine beni şu anda izlemekte olan bizlere değerli aday adaylarımız ve hatta adaylık için ayrılmayan dostlarımız, bürokraside kalanları da hatırlayacaklar. Ben her sorulan arkadaşıma bu fazilet yarışına, bu hizmet yarışına, bu birikimleriyle ülkeye ve Mersin'e katkımız olacak düşünen arkadaşlarımızın bu rekabet içinde, hizmet yarışında olmasının gerekliliğine inanıyorum. Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? Yani Mersin'imiz açısından sanayiye, teknolojiye, istihdama yönelik iş gücünü artırıcı bir takım hamleler yapıldığında biz bu şehrin halkı olarak buna sevinir miyiz, üzülür müyüz? Elbette seviniriz. Tabii ki seviniriz. Ne kadar iş sahası açılırsa, yani bizim ihracatımız işte dün AK Parti iktidarlarından önce 400-300 milyon dolarlar civarındayken Mersin açısından, Mersinli iş adamlarımız açısından bugün 2 milyar dolarlara gelmiş. Şimdi bunu biz yarın 10 milyar dolarlara çıktığında daha fazla sevineceğimiz gibi neticede burada ne kadar aday adayımız ve her biri birbirinden kaliteli olursa biz en kaliteli, en vasıflılara ulaşabilme noktasında mesafe kat ederiz. Ve peşinen biliyoruz ki bu bir nasip olayıdır ve elbette genel merkezimiz en hassas ölçülerle takdir edecek ama bu şu anlama gelmeyecek. Seçilen adaylarımız diğerlerinden çok üstün, seçilmeyen adaylarımız kıymetsizdi değil. Şimdi ben yıllarca personelcilik yaptım. Eleman istişare değerlendirmelerinde bulundum, mülakatlarında bulundum. Yani sisteme katkı sağlayacak projeleri yönlendirdiniz. Elbette. İşkur'da. Elbette. Bir de diyelim teknik kadroda 2000 tane mühendis var. Siz 100 tane, 50 tane mühendis alacaksınız. Bunlar bizzat yaşadığım, arkadaşlarıma söylediğim şuydu. Bak siz mühendissiniz. Ben iktisatçıyım, ilahiyatçıyım, yöneticiyim. Ama siz bana şunu söyleyebilir misiniz? Hadi bilgisayarcı mühendisiniz var, matematik mühendisiniz var, inşaatı var, çevreci var. Bana bir bilgisayar mühendisiniz var. Bana bir program hazırlayın. 2000 müracaat olsun. 50 kişilik kadroya hiç kimseyi gücendirmeden bu insanları yerleştirin. Yani
Dünyanın en başarılı insanları olsanız da 2000 kişiden 50 kişi girecekse 1950 kişi olmayacak demektir. Yani bizim burada listeye giremememiz halinde de hiçbirimizin üzüleceği ve rahatsız olacağı bir durum söz konusu değil. Bak şu notlarımızı, dosyalarımızı, birikimlerimizi, yaptığımız hazırlıkları aday olacak olan arkadaşlarımıza, teşkilatlarımıza devrederiz ve onlarla birlikte seçim sonuna kadar çalışır. Ondan sonra yine bu milletin, bu devletin, bu şehrin hayırına olan hangi çalışmayı yapmamız gerekiyorsa onun hesabını ve onun mücadelesini veririz. Hem yarınların çok fazla hesabını yapmanın da bir anlamı yok aslında. Elbette yarınlar için çalışmak gerekir, ayrı bir konu. Ama biz öyle bir kültürün çocuklarıyız ki akşama vardığınızda sabahı umut etmeyin, sabaha vardığınızda akşamın garantisi de yok. Asıl olan bugündür. Bugün burada bulunuyor ise bu şehrin birliği ve beraberliği, kardeşliği adına neyi söyleyeceksek bugün onu söylemeliyiz ve yarın hangi arkadaşımız aday olacaksa onu tebrik ederiz. Onları rahatsız etmeyecek, onların başarısını gölgelemeyecek hangi mesafede durmamız gerekiyorsa teşkilatlarımızın arkasında koşarız. Siyasette böyle olmalı ve biz siyasete yeni Türkiye'den bahsediyorsak siyaseti bu dile hakim kılmalıyız. Tabii denebilir, Sayın Uzunkaya ekranda bunları konuşmak mümkün ama gazeteci arkadaşlarımız dünkü yemekte gerçekten dediler ilk defa bu kadar bir siyasi rekabete girmiş görülen arkadaşların bu kadar candan birbirini kucaklayışına şahit olduk. Bunları başaracağız. Tüm partiler olarak başaracağız. Yani bizim evet millet adına kavgamız olsun. Ülkenin kalkınması adına kavgamız olsun. Mersin'in daha fazla büyümesi adına kavgamız olsun. Çünkü Mersin önemli bir şey. Mersin Türkiye demek dedik ama Mersin Türkiye'nin önemli limanına sahip olan bir şehir. Coğrafyasına sahip olan bir şehir. Tabii güzelliklerine, tarihi dokusuna, insan zenginliklerine ait olan bir şehir. Bizim kavgamız bu şehir için daha fazla niçin üretemiyoruz'a dair olması lazım. Umut ediyorum ki işte o neler yapacağımızın sorusu da sorusunun cevabı da budur. O da şudur. Biz evet bu şehir adına bir aday adayı olarak, hatta bir vekil olarak, hatta iktidar partisi olsanız da tek başınıza karar vereceğiniz hadise değildir bu. İş adamlarınızla, sivil toplumunuzla, sedakalarınızla, medyanızla, halkınızla, bütün taraftar olarak bu şehrin imkanlarını en rantabı şekilde kullanmak zorundasınız. Ömürlerimiz de sınırlı, imkanlarımız da sınırlı, alanlarımız da sınırlı. Hepsini çok yerinde iktisatlı kullanmak ve imkanları israf etmemek durumundayız. Evet, bu anlamda söylediklerinizi ilave olarak şunu ekleyebilirim. Muhalefet partisi ve iktidar partisi olarak bir araya gelerek bulunduğumuz bölgenin kalkınması adına ciddi birliktelikleri ortaya koyabiliriz dediniz Sayın Uzunkaya. Geçmiş dönemlerde işte AK Parti iktidarlığından günümüze kadar Mersin'de yapılan çalışmalarda muhalefetin eleştirisi olmuştu AK Parti'ye. İstediği başarıya ulaşamadığı için acaba AK Parti Mersin'e gerekli yatırımlarda gerekli hassasiyeti göstermiyor mu gibi. Bu noktada hükümet kanadına sorduğumuzda hükümet kanadı demişti ki Mersin'in lobisi yok. İş adamlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, siyasilerle bir araya gelip diğer kentler gibi hükümetin kapısında yatıp kalkıp taleplerini söke söke koparan bir lobisi yok. Mersin'de böyle bir lobi oluşmamış. Kayıp bu aslında demişti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sivil toplum örgütleri, siyasiler bir araya gelerek Mersin adına önemli katkılar sağlayacak projelere girebilir. Bu birlikteliği yakalamak lazım. Bu anlamda Mersin'in beklentileri de var. Milletvekilliği döneminiz ola ki genel merkezin kararı bir sıralama çıktı ve aday listesinde yer aldınız. Mersin için neler düşünüyorsunuz? Mersin için öncelikli olan projeler kafanızda hangileri var? Ve kısa ve uzun vadeli gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projelerden örnekler verebilir misiniz? Tabii ki milletvekili adaylığı döneminde açıklanması gereken projeler ama biz kısa başlıklar olarak hiç değilse izleyicilerimizi aydınlatmak anlamında sizden alalım. Evet. Şimdi ben tabii aslında Mersin'in lobi diye tanımlanan etkin gruplarına, sivil toplumuna, erbabı ticarete, siyasete
ve iş kesimine böyle bir genelleme yapılmasının haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlarımızın son derece, ben bir taraftan teşkilatları dolaşırken, arkadaşlarımızla selamlaşırken, sivil toplumumuzu da gezmeye, onları da dinlemeye, onların kanaatlerinden, birikimlerinden, projelerinden istifade etmeye de çalışıyorum. Görüyorum ki inanın bu insanlar gecesi gündüzünü birbirine katarak Mersin adına, bu güzel şehir adına, çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki Mersin adına ürettiğiniz projeler sadece Mersin için değil, Türkiye için anlam ifade ediyor. Çünkü Türkiye'nin en büyük ihracat serbest bölgesi Mersin'de. Mersin limanıyla önemli bir şehir. Yeni turizm alanlarıyla önemli bir şehir. Sosyal alanlarıyla önemli bir şehir. Turizm açısından emsallerinden çok daha büyük avantajları olabilecek bir şehir. Ve bu arkadaşlarımız, bu örgütlerimiz, sivil toplumumuz hummalı bir şekilde çalışıyor. Elbette ki onların arzu ettiği oranda, istedikleri oranda bazı şeyler gerçekleşmemiş olabilir ama bu insanlara haksızlık etmemek lazım. Yani dün bu şehir 300 milyonluk dolarlık ihracattan 2 milyar dolara çıktıysa 5 kat ihracatı diğer taraftan büyümeyi gerçekleştirdiyse bu çevrelerin oldukça başarılı olduğunun ifadesidir. Ve neticede de şunu ifade etmek lazım bir öte yandan. AK Parti iktidarları döneminde Nebahat Hanım şunu söylemek lazım. Bu şehre her yıl ortalama 1 milyar yani 1 katrilyonluk eski ifadeyle yatırım gerçekleşti. Hadi geriye doğru dönelim bakalım. 70 yılda 80 yılı toplasanız bu hizmetlerin olduğunu söylemek mümkün değil. Ha şunu demiyorum. Mersin daha fazlasını hak ediyor. Mersin için çok daha fazla şeyler yapılması gerekir. Ve bir takım projelerimiz bunlar uzun süreç gerektiren projelerdi. Havaalanı bunlardan biridir. İşte Mersin-Antalya otobanı bunlardan biridir. Ve Kasanlı buna da turizm, turizm projelerimiz hakeza bununla biridir. Uluslararası efendim projelerimiz bunlardan biridir. Ama netice itibariyle Mersin bu yıllarda da AK Parti iktidarlarından gerçekten ciddi hizmetleri aldı. Buradaki eksiklerimizi, yanlışlarımızı görürüz ve neticede de muhalefetiyle, iktidarıyla daha güzel ne yapılması gerektiğine dair önümüze bakarız. Yani bizim iktidar anlayışımızda her şeyi mükemmel yaptık, toptancılık yok. Ama birilerine sorsanız her şey kötü diye söylüyor. Zaten seçmen nezdindeki itibar görmeyişin sebebi de bu. Evet şunlar iyi yapıldı, bu da yanlış dense daha insanlar makul görecek. Hayatlarının değiştiğini görüyor insanlar. Dünyayı ayrı bir farklı algılıyorlar. 2000-3000 dolarlardan 10.000 dolarların üzerine çıkan kişi başına milli gelirin olduğu bir ülkede ve insana yönelik, insana odaklı sosyal hizmetlerin bu denli yoğun olduğu bir dönemde siz bunları yok sayarsanız millette tabii makul olan eleştirilerinizi de anlamsız hale getirebilir. Biz burada bu kesimlerle birlikte yani şu anda önümdeki notlar ve çalışmalar yapılan ve yapılmakta olan ve yapılmaya karar verilen projelerle ilgili çok şey söylemek mümkün. Ama ben bir aday adayı olarak da yarın aday olsam da bir vekil olsam da bunları toplumun ilgili kesimlerinden aldığımız bu birikimi paylaşmadan, ortak toplumsal bir kanaat, konsensüs haline getirmeden birilerine mal edilebilecek proje haline getirmenin bir ömrünü bu projelere ve bu çalışmalara vakfeden insanlar açısından gerçekten haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü teşkilatlarımız, tüm ilçe teşkilatlarımız, beldelerimiz, halkımız, iç çevrelerimiz, herkes bir şeyler üretmenin gayreti içerisinde. Biz inşallah bunları Mersin'de çok gönül rahatlığıyla tartışıldığı, sonra aldığımız kararların ne kadarını gerçekleştirdiğimizin hesaplarının sorulacağı süreçleri daha yoğun bir şekilde yaşayacağız. Bu şehirle ilgili en büyük vaadimiz şudur. Ortak akla harekete geçireceğiz. Birlikte üreteceğiz. Birlikte bu birikimlerin herkes bu birlikte üretilenlerden birlikte yine istifade etmenin yollarını bakacak. Ve neticede hiç kimseyi ötekileştirmeden bu başarı hepimizin başarısı olacak. Ve bunu başardığımız takdirde de zaten Mersin sahip olduğu zenginlikleriyle bu nüfusu değil, 1 milyon 800 binlik nüfusu değil, bir bu kadarını da barındırabilecek müreffeh bir hayatı
idame ettirebilecek kapasitede olan bir şehrimiz var. Bundan da iftihar ediyoruz. Onun için diyoruz ki güçlü bir Mersin bizi bekliyor. Ve bu Mersin'i inşa edebilmek için Mersin bu seçimde en büyük oy artışını, patlamasını gerçekleştirecek ve Mersin bu dönemde, yani 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de AK Parti iktidarından en ziyadesiyle hizmete alan şehirlerin başında yerini alacak. Gençlerimiz ve işsizlerimizin daha nitelikli hale gelmesi bizim için önemli. Ne dedik? En büyük sermaye insandır. Bir ülke adına, ülkeler adına, milletler adına en önemli sermaye yetişmiş nitelikli insanın gücüdür. Bizim burada üzerinde duracağımız hususlardan bir tanesi nitelikli insan gücünü oluşturmak. Dış ticaret hususunda, yani ihracat yapabilecek, yani 2 katrilyon dolarlık bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hedefimiz budur. Bunun anlamı 650 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirecek bir Türkiye. Bunun diğer bir anlamı şudur: 500 milyar dolarlık mal ihracatını, 150 milyar dolarlık hizmet ihracatını gerçekleştireceğiz. Onun için Mersin'de gençlerimizi mutlaka iyi lisanlar bilen, ihracatı bilen, ticareti bilen, üretimi bilen insanlar haline dönüştürmektir. Yani tarıma yönelik planlarımız, master planlarımız, lojistiğe yönelik, turizme yönelik, ihracata yönelik, Mersin limanımızın daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalarımız zaten yürütülmekte. Eksikler varsa bunları daha etkin, daha verimli hale getirmenin hep birlikte mücadelesi verilecek. Birlikte başarma kültürünü hakim kıldığımızda Mersin bugüne kadar başardıklarının çok daha ötesinde hizmetleri gerçekleştirecek durumdadır. Ve toplumun tüm taraflarının görüşleriyle, birlikteliğiyle bütün bunları biz başaracak enerjiye, güce ve birikime sahibiz de diye ifade etmek isterim. Doğrusu. Zaten İŞKUR'a baktığınızda proje üreten ve istihdam sağlayan bir kurum ve önemli projelerde de yer alan bir kurum. O anlamda çok önemli projeler üretilmesinde çok büyük katkılarınız olacak kanaatindeyiz Mersin adına. İnşallah. Ve başarılacağı da kanaatindeyiz. Umarız bu çıktığınız yolda başarılı bir sonuca erişilir. Partiniz adına da, Mersin adına da, ülke adına da önemli katkılar sağlayacak bir süreci yaşarsınız diye diliyoruz. Süremiz doldu Sayın Uzunkaya. Hemen arkasından haber bülteni geleceği için arkadaşlar hazırlık yapıyorlar. Toparlamak gerekirse neler söylersiniz son olarak? Tabii bu aday adaylık süreci gerçekten bizim için oldukça verimli ve oldukça başarılı geçti. Açıkça şunu ifade etmeliyim ki aday oluruz olmayız ayrı bir konu ama şu ana kadar yaşadıklarımız bile 100 defa istifa etmemize değer hadiseydi. Çünkü biz dostlarımızla tekrar birlikte olduk, birlikte duygulandık, birlikte zaman zaman gözyaşlarımız şakaklarımıza doğru aktığına şahit olduk. Ortak anılar ve katkılar açısından milletimizin, arkadaşlarımızın, her birimizin yaşadığı sıkıntılar, mağduriyetlerimiz ve bu şehir adına daha güzele dair yapmamız gerekenlere dair özlemlerimizi ifade ettik. Netice itibariyle genel merkezimizin, teşkilatlarımızın bu kararların neticesinde verilecek olan kararlara her birimiz başımızın tacı kabul ediyoruz. Ve duamız bizim ve diğer adaylarımız adına şudur: Rabbim bizi bu güzel insanlara, Mersinli kardeşlerimize, Mersinlilere mahcup ettirmesin ve yine kendisine de mahcup ettirmesin. Asıl olan millete hizmettir. Asıl olan eskilerin ifadesiyle gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Biz gerek Mersinlerin gerek teşkilatlarımızın bize gösterdiği bu yoğun ilgi sebebiyle onlara şükranlarımızı ifade ediyoruz. Umut ediyoruz ki onların bu beklentileri ve bize bakış açıları bir dua olur ve hep birlikte güzel Mersin'imiz ve ülkemiz adına başarılı hizmetleri gerçekleştirmiş oluruz. Tekraren Kanal 2000 televizyonuna şahsınızda şükranlarımı sunuyorum ve bizleri aralıksız izleme zahmetinde bulunan
Değerli Mersinli hemşerilerimize de kalbi saygılarımı ve hürmetlerimi arz ediyorum. İnşallah kazanan Mersin'imiz olur, ülkemiz olur, insanlık olur. Çünkü bu seçimin sonucunu yalnızca Türkiye merak etmiyor. Mısır'daki kardeşlerimiz de, Filistin'deki kardeşlerimiz de, Suriye'deki de, Sudan'daki de, dünyanın dört bir tarafından mazlum ve mağdur milletler bu seçimin sonucunu merak ediyor. Ve yine bu seçimde AK Parti başarısız olsun diye İsrail'deki, Amerika'daki, İngiltere'deki lobiler de hareket halindeler. Çünkü dünya beşten büyüktür diyen bir liderin liderliğini ve başkanlığını arzu etmiyorlar. Milletimiz bu mesajımızı çok iyi anlıyor diye düşünüyorum. Tekrar saygılar sunuyorum. Biz de katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Şahsınıza, temsil ettiğiniz partiye ve ekip arkadaşlarınıza, aynı rekabet içerisinde yer alan ve anlamlı bir birliktelik sunan milletvekili aday adaylarınız olarak da partiniz adına yaptığınız mücadelede de başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Umarız hayırlı sonuçlara vesile olur. Ve bundan sonraki süreçte de yine Mersin'le sizi buluşmuş olarak görmek İnşallah. Kısmet olur. Evet sevgili seyirciler, sizlerden gelen sorular var ancak programımızın formatı gereği programımıza soru almıyoruz. Benim de en çok sevdiğim format aslında o formattır. Aslında öyle ama. Keşke öyle bir format olsa. Onlar herhalde izleyenlerimiz bizim bu yönümüzdeki mahareti biliyor. Biz tabii bunu lehe çevirmeye çalışalım. Biz o sorulu cevaplı bana geçmişte hep olurdu program yaptığımda. Çok da heyecanlı. Derlerdi ki ya çok riskli bir olay canlı yayında derdim ki ne kadar güzel. Soru soruyorlar. Bizim bilmediğimiz bir noktada katkı olacaksalar başımızın tacı. Bir yanlış söylüyorsak bizi yanlışımızdan alıkoyuyorlar. Ne kadar güzel. Biz de yanlışımızı düzeltiriz. İzleyici de. Onun için umut ederiz ki izleyenlerimizin de sorularını rahatlıkla sorabileceği formatta ve zamanda programlarımız olur. Evet, ileriki günlerde yine o formatta sizi de konuk etmek bizim için de mutluluktur. Ancak bu programımızda bu bir rekabet ortamı. Taraflar kendilerini, yapacakları projeleri ve kendi partilerini, temsil ettikleri partileri anlatmak için kısıtlı sürede konuşma imkanına sahip oldukları için dolayısıyla siz sevgili izleyicilerimizden soruları şimdilik alamıyoruz ve af diliyoruz. Gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ediyoruz. Tekrar başarılar diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda da AK Parti Mersin Milletvekili adayı ama Mersin kamuoyunun çok yakından tanıdığı, sevdiği, bildiği bir isim Sayın Cafer Uzunkaya'yı konuk ettik. Diğer programlarımızda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.